Of the world, including vestibular rehabilitation, is a rapidly growing field throughout the world, um, particularly in North America, um, and it endeavors to treat dizziness and vertigo in a variety of different ways. Period. Dictating. Go ahead. Thank you. E, vestibüler rehabilitasyon gittikçe büyüyen bir alan, özellikle Kuzey Amerika'da ve e, dizziness ve vertigo başta olmak üzere e, vestibüler disfonksiyon problemlerini çeşitli şekillerde ele almayı ve tedavi etmeyi e, iste, ele alan bir pro, e, yaklaşım. The incidence of dizziness and vertigo is growing rapidly, um, as the slide indicates. As many as one third of Americans over the age of 40 have some Kind of vestibular dysfunction, and in an older population, there is a significant amount of vertigo and dizziness that occurs for a variety of reasons. And we're concerned about that because older people with vestibular problems are at risk of falling. Dizziness and ve vertigo, e, e, son e, 40 yaş insanların yaklaşık 1 bölü Bu problemler var. Yaşlılarda ise bu %50'yi elliyi bulmak da. Ama yaşlılar söz konusu olduğunda ayrıca şöyle bir endişemiz var. Düşme riskleri artıyor bu problemleri yaşadıkları zaman. Yes. Okay and um, the world as far as the world population goes, the over 60 population is the fastest growing part of the world's population. It's going to increase 200 percent um, between 2017 and 2050. And where I live in Canada, the older population is once again the fastest growing segment of the population. Özellikle 60 yaş üstü popülasyonunun sayısı dünyada çok artmakta. 2017 ile kıyaslandığında 2050 yılında 2017'nin %200 daha fazla 60 yaş üstü popülasyon olmasını bek bekleniyor. Ee, ve yine benim Kanada'da benim yaşadığım yerde de e, 85 yaş üstü grup en hızlı e, sayı olarak sayı anlamında en çok artan popülasyon segmenti. In terms of the terminology between vertigo and dizziness, vertigo is a very specific type of dizziness. and so we be able to be very careful uh, when we're in, when we're interviewing our patients so vertigo is the illusion of movement occurring in the environment that the patient knows can't be happening everything else we will just call dizziness so vertigo is a very specific type of dizziness where the patient has to see movement in the environment okay Vertigo ise, yani bu dizziness'ın tam olarak aslında Türkçe karşılığı yok. Hani böyle bir e, hafif baş dönmesi hali, hafif bir bulantı haliyle birlikte hafif bir baş dönmesi hali diye e, tanımlayabiliriz. Vertigo da bunun dizziness'ın spesifik bir e, alt e, kavramı. E, burada vertigo dediğimizde önemli olan etraf, çevrede bir... Il, hareket ilüzyonu olması kişide. Yani kişi çevresinde hareket ettiği e, ilüzyonuna sahip olması vertigo. Vertigo dışında kalan her şeyi de dizziness diyeceğiz. There are many causes of dizziness. Um, so you can get dizziness from a variety of causes. The cardiovascular system, the neurological system, from the vision. And there, some people will have dizziness from anxiety, Psychological problems. You can get dizziness from the neck, but of course we are going to focus on the vestibular system, and there are a variety of pathologies here that we will talk about on the course that can cause vertigo and/or dizziness from the vestibular system. E, dizziness olursak, e, kaynaklı olabilir, kaynaklı olabilir, görme problemlerinden kaynaklanabilir. Anksiyete dizinse neden olabilir. Ee, servikojenik boyun kaynaklı olabilir bu diziniz. Ve tabii ki vestibüler sistem kaynaklı problemlerde vertigo ve veya dizinse neden olabilir. Bunların da detayını kursta konuşacağız zaten her bir nedenin detaylı bir şekilde. So some of the signs and symptoms of a vestibular disorder. Nystagmus is an involuntary eye movement. Vestibular patients can have vertigo and/or dizziness. They may have both, or just one or the other. They can have problems with balance and something called compromised gaze stability, which means when they move their heads quickly, their vision will skip or jump. So they don't have clear vision with head movement. E, şimdi vestibular problemlerin e, belirtileri ve vertigo ve veya diziniz baş dönmesi olabilir. Dengesizlik yürüme problemleri olabilir. Bir de e, compromise gay stability diye bir şey var. Bu kavramda şuna karşılık geliyor. Kişi başını hızlı oynattığı zaman gözünde bir hareket hareketlenme, bir bulanık görme, net görememe, e, bir gözde kayma gibi bir durum oluşması. Bunlar e, vestibular vestibüler patolojilerde gördüğümüz bulgular. All right, so the vestibular system the way the brain will operate with three kinds of information coming into the brain from the vision system the vestibular system and from your body proprioception and then it's processed in the brain and then there are two reflexes one is called the vor and one is the vsr that help us to see clearly with head movement and to maintain balance and <laughs> Vestibüler sistemin nöronal organizasyonu şu şekilde. Öncelikle bir duysal girdi var. Bu duysal girdi üç yerden giriyor. Bir gözden, bir vestibüler sistemden yani iç kulaktan ve propriosepsiyon olarak bütün bedenden girdi alıyor bu sistem. Sonra bu üç sistemden gelen girdiler santral sinir sisteminde işleniyor ve buna yanıt olarak da iki tane refleksik yanıtımız var. Bir VOR yanıtı bu göz hareketlerinin koordinasyonu ve düzgün görmemizin sağlanması. Bir de VSR refleksi bu da postürümüzün ve postural hareketlerimizin korunmasıyla ilgili iki refleksik yanıt oluşuyor. And so here is the vestibular system. It's part of the inner ear mechanism. So we have the eardrum, the middle ear, the vestibular system has these three tubes or semicircular canals, this central chamber, and then this curly part is the cochlea for hearing, and that is cranial nerve 8. Ee, bu da burada da vestibular sistemin parçalarını görüyoruz. Ee, i̇ç kulak e, mekanizmasının bir parçasıdır vestibüler sistem. Kulaklarından başlıyor, sonra çekiyoruz özengi dediğimiz üçlü kemik yapı, sonra bu helozon şeklinde ve salyangoz dediğimiz iç kulak yapısı denge sistemini sağlayan iç kulak yapısını görüyoruz. Sonra buradan gelen verileri de alan 8. kafa çifti sinirini görüyoruz. Oh, hey. so we have three semicircular canals. They have different names anterior or lateral or horizontal and posterior. And then there are two organs In that central chamber called the utricle and the And bu membranöz labirent e, sistemi dediğimiz sisteme bir baktığımızda burada bu gördüğünüz semisirküler kanal var. Üç tane bunlar anterior, lateral ve posterior kanallar sonra ütrikulus ve sacculus denen kısımları var ve bu salyangoz şeklinde kohlea kısmı var. burada içeride mavi olarak gördüğünüz kısım da bir sıvı var. Bu hani sıvının karşılığı olarak mavi resmedilmiş. Aslında mavi değil. Bu daha kalın yoğunlukta bir sıvı ve buna endolinfatik sıvı deniliyor. Okay, thank you. And this is just a We won't need to review this as well, it's just so you can see what it looks like. <clears throat> so, yeah. A um, couple of things here. The utricle lines up with the posterior canal. That's important for one of our pathologies. And this sac and duct are supposed to regulate the fluid pressure. And if that doesn't happen, we can have attacks of vertigo. Burada bir detay önemli. Burada utriculus denen bir kesecik var ve bu posterior semisürküler kanalla bağlantılı. Bu da bazı patolojilerde bizim için önemli. Özellikle burada bu sıvı basıncını kontrol etmede önemli bir yapı ve burada problem olduğunda ataksik problemler gelişebiliyor. The semicircular canals are orientated like this in the head. There are two different planes, and the other slide shows the name of them: the left anterior right posterior plane and the right anterior left posterior plane. So, two planes of movement with a canal on either side. Mm -hmm. ee, bu Bu e, sol ön sağ arka diagonalde e, düzlemde yerleşik e, bir semisürküler kanal. Diğer semisürküler kanalda e, sağ anterior sol posterior düzlemde yerleşik. Good. And the horizontal canals are in the Horizontal, horizontal semisürküler kanal ise horizontal düzlemde yerleşik ama e, yukarıya doğru 30 derece bir at, açıyla yerleşmiş durumda. And the canals cannot detect gravity, but they can detect turning movements of the head. Kanallar, they do not detect gravity, you said, right? Yes, yes. Bu kanallar yer çekimini e, algılamıyor e, ama baş hareketlerini algılıyor. and the canal's work with by fluid movement so when the head moves in a certain direction the fluid moves in the opposite direction it pushes on a bundle of nerves here called the cupula and that tells the brain where the head is going in space with turning movements Peki bu baş hareketine nasıl yanıt veriyor? Baş bir tarafa döndüğü zaman bu içerideki semisürkler kanalların içindeki endolenfatik sıvı diğer yönde hareket ediyor. Ve bu hareketleri bu kupula denilen yapılardaki sinir uçları tarafından algılanıyor. Ve beyne kafanın ne tarafa doğru hareket ettiği de bilgi vermiş oluyor. So the other organs, the otoliths, the utricle and saccule, they detect gravity, And movements that are straight in straight lines. Ise, da yer çekimini, e, they do this because they have little rocks or little crystals that are embedded in the jelly. It's a, the hairs are in a little bit of jelly and the little rocks attach. They are called otoconia and they are calcium carbonate crystals. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu, burada bu ikisinin otrokus ve sakus içerisindeki bulunan bu yoğun sıvının içerisinde e, kalsiyum karbonat kristalleri veya otokonya dediğimiz kristaller var. Ve e, bu, bunlar oradaki tüysü hücrelerle bağlantılı e, ve bu sayede yer çekimine karşı duyarlar. Thank you. So the crystals will make things, the membrane heavy, These are human crystals. Bunlar e, gördüğünüz insan kristalleri, elektron mikroskobunda gördüğünüz ve e, bunlar orada belirli bir ağırlık oluşturuyorlar. They are supposed to be stuck to the membrane, but if they break free, they can cause a problem with vertigo. Bunlar normalde oradaki membrana yapışık olarak bulunmalılar. Eğer buradan kurtulup serbest akış sıvının içine serbest akar dolaşır hale gelirlerse o zaman vertigoya neden olabiliyorlar. And so they work. Um, if you tip your head forward, the crystals up here, the otolith, the crystals, they weigh down the hair cells and that pulls tells your brain nasıl çalışıyor yani yer çekimini algılıyor bunlar demiştik eğer biz başımızı öne eğersek bu jelimiz membranda içerisine yerleşmiş olan kristaller başımızı öne eğdiğimizde yer bir ağırlık oluşturuyor dedik ya bu kristaller yer çekimin etkisiyle bunlar da öne doğru gidiyorlar ve buradaki tüysü hücre reseptörlerini al e, hareket ettirerek beyne başın öne doğru hareket ettiği bilgisine bilgisini göndermiş oluyorlar. Ve bu aynı şekilde başımızın arkaya doğru ve laterallere doğru hareket içinde geçerli. And this is just meant to show the difference, the canals, the sensors, the sensory system in the canals and the sensory system in the otoliths with the addition of the little crystals here, the otoconia. Burada da şematize edilmiş olarak semi-sirküler kanallardaki ve otrikulusdaki farklı sensöryal yapıları görüyorsunuz. Semi-sirküler kanallardaki e, duyu sistemi solda görünürken sağda üzerinde kristallerin yerleşik olduğu, otokoniye denen kristallerin yerleşik olduğu e, duyu algılama sistemini görüyorsunuz otrikulus içindeki. Okay. The primary reflex is the vestibulo-ocular reflex, and that the detail on the slide isn't—I don't think—is important. What's important is that when the head turns in any direction, the eyes move in the opposite direction, so you have clear vision. That is the vestibulo-ocular reflex, or the VOR. And um, to the opposite direction, you said, right? Yes, the eyes go in the opposite direction; the head is going in. Okay. Um... Hatırlarsanız bu az önce bahsettiğimiz duysal sistemden gelen veriler beyinde işleniyor diyorduk ve buna karşılık iki yanıt oluşuyordu. Birincisi vestibüle okular refleks demiştik. Bütün bu slaytın detayına gerek yok dedi. Özetleyecek olursak eğer biz başımızı sağa çevirirsek gözümüzün karşı yönde hareketini sağlıyor ki bu refleks biz em, net görmemizi, düzgün görmemizi, berrak görmemizi devam ettirebilelim. and the brain controls the sensitivity of that reflex and that is called the sensitivity is called the gain but it's under brain control beyin bu refleksin sensitivitesini kontrol eder hassasiyetini kontrol eder buna da e, bu vol refleksinin gain'i diyoruz sensitivitesine hassasiyetine and adaptation refers to the process by which the brain

Nystagmus can happen normally, and so nystagmus is an involuntary eye movement. Usually, it's a slow and then a fast phase, so jerky sort of look. When when there are problems with the vestibular system, and they are acute, then you can see nystagmus in your patient's eyes. Uh, nystagmus, normalde aslında var olan normalde bizde de var olan istemsiz bir Hızlı ve e, yavaş komponentleri vardır. Ama bazen böyle hızlı akut e, durumlarda e, arka arkaya olduğunda onu gözle de görebilirsiniz Nistakmus oluştuğunu bazı durumlarda kişide. There are some neck reflexes as well, and the actual reflexes here aren't that important. But what's important is clinically, when you have patients with dizziness. Their necks will be stiff. And so the because, because the brain interprets dizziness and vertigo as being threatening in the environment, it will try to stop that from happening. And it does that by tightening up the neck. And so most dizzy patients will have stiff, sore necks. So treating just treating the neck does not solve the problem because it's the dizziness that is creating the neck stiffness in these patients. Mm -hmm. Bir de serviko, servikal refleksler var bu sistemde e, gördüğümüz. E, o da şu, e, bu klinik olarak önemli bu e, servikojenik refleksler. Klinik olarak neden önemli bizim için? Çünkü vertigo veya diziniz problemi yaşayan insanların e, hemen hepsinde boyun sertliği, ense sertliği olur. Boyun kasları sertleşmiştir. Neden? Çünkü bu e, beynin diziniz ve vertigo durumunu bir tehlike olarak almasından dolayı koruma refleksi olarak boyun kaslarını kasarak ense sertliği oluşturur. Dolayısıyla siz ne kadar boynu gevşetmeye, rahatlamaya çalışırsanız çalışın. Eğer diziniz durumu devam ediyorsa tekrar o boyun kasları kasılıp orada sertlik oluşacaktır. Okay. This, this first pathology, this is the most common uh, cause of vertigo coming from the vestibular system and it's also usually the easiest to treat and to resolve and get rid of. E bu birinci patolojimiz. En sık gördüğümüz vertigo patolojisi bu. E toplumda en sık görülen vertigolar içinde patoloji bu ve daha nispeten kolay eee tespit edilip tedavi edilebilen bir patoloji benim pozisyonel vertigo. And in this pathology here

ortaya çıkıyor. Yani etrafındaki eşyalar etrafı dönmeye başlıyor. Ama kafa sabit bir pozisyonda yatarsa dönen herhangi bir şey yok. Az önce bahsettiğimiz kristallerin birkaçının aslında durması gerektikleri, yapışık olması gerektikleri yerden kurtulup kanalın içine serbest hareket etmesinden kaynaklanabiliyor bu kısmı. This is the incidence, the probability of developing BPPV, this pathology, depending on how old you are. So it is definitely more older people that get it, although some young people get it as well. Bu da e, yaşla birlikte BPPV e, görülme insidansı çizelgesini görüyorsunuz. E, gördüğünüz gibi yaşla beraber belirgin bir artış söz konusu ama gençlerde de görülebilmekte. Thank you. Okay, this is the some of the risk factors. Maybe I can just have you review it. Yani burada sadece bir risk faktörlerini görüyorsunuz. Benim paroksismal pozisyonel vertigo oluşumu için işte vitamin D eksikliği, osteoporoz, migren varlığı, baş kafa travması, yüksek total kolesterol ve kadınlarda daha sık görülüyor. Most BPPV occurs in the posterior canals. So that's where the crystals end up. And then when the person moves their head, the crystals move and that triggers the vertigo.

e, kuklolitiyaz istediğimiz bu kristaller o kanal orada birikip orada bir tıkanıklık oluşturuyor. Kanal okay. litiyaz istediğimizde orada o kanalda serbest dolaşıyor kristaller. Ama normalde kanalda olmanız gerekiyor. And so when the crystals are stuck, and I think these next slides we can do as one, when the crystals are okay. stuck to the the nerve cells, When the patient moves their head, it triggers some nystagmus, eye movement, and vertigo, as well as a bit of nausea. And when the crystals are free floating, it triggers the same thing. So it's a little different, but in both cases, with free floating or stuck crystals, the patient will experience vertigo, a bit of nausea, and the eyes will jump around, and you'll be able to see the nystagmus occurring. Uh -huh. Kanıklık oluşma durumunda hem de kanalda serbest dolaşma durumunda ikisinde de baş hareketiyle ile birlikte e, buradaki m sinir hücrelerinin etkilenmesiyle birlikte e, baş dönmesi vertigo olacak ama aynı zamanda nistagmus da görülüyor bu hastada ve biraz bulantı da ortaya çıkarıyor bu durum. And so here is the stuck crystals and here is the free floating crystals. Hı -hı. Burada yukarıda e, taşların burada e, yapışıp kaldığını görüyorsunuz. E, Kupulolit yaz istediğimiz durum. E, aşağıda da kanalın içinde serbest dolaştığını, kanala, kanal ihtiyaz istenilen durumu görüyoruz. There are different assessment maneuvers that we would review on the course. Um, the most common is the Dix-Hall ee, benim paroksismal vertigo'yu değerlendirdiğimiz bazı testlerimiz var. Bunları kursta ayrıntılıca göreceğiz. Bunlarda en sık kullandığımız Dix Hallpike testi. And this is the Dix Hallpike. We have the patient lie back with their head 45 degrees turned and 30 degrees extension. So we are trying to see if there are any crystals in the particular canals. E bu testte hastayı belirli bir pozisyonda yatırıyoruz. Başı 45 derece lateral fleksiyon ve 30 derece ekstansiyona alarak ve eee belirli kristallerin kanalı nasıl etkilediğini değerlendiriyoruz bu testte. And so if the crystals are floating or if they are stuck, they still stimulate the nerve in the canal and they create the nystagmus and vertigo. eğer Kristaller kanalda serbest dolaşıyorsa veya aşağıdaki gibi bu saçlı hücrelere yapışmışsa e, bu hareketlerle vertigo oluşturuyorlar. And we need to know the difference if they are stuck or free floating because we treat differently. So with the free floating, there is a delayed onset and short duration. And with the stuck crystals, it's immediate onset and longer duration of the vertigo and the stagnus. Şimdi bu ikisini ayırt etmemiz lazım ve bu testte bu ikisini ayırt etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, kristallerin yapışıp kalmış mı olduğu yoksa hareket ediyor mu olduğu bizim için tedavide önemli. Kristaller kanalda hareket ediyorsa burada bir e, vertigo'da daha geç bir gecikme var ortaya çıkışında. Yani arada bir hemen pozisyon alır almaz vertigo ortaya çıkmıyor. Kısa bir süre sonra ortaya çıkıyor ve ortaya çıkan vertigo ve da kısa sürüyor. Ama kupilolit yazısı yani kristaller yapışmışsa burada herhangi bir bekleme fazı yok. Hemen başlıyor vertigo ve genelde bir dakikadan daha uzun sürüyor. And the each in BPPV each canal has a particular pattern of nystagmus. So we can tell from the pattern of nystagmus, the, the way the eyes are moving, where the crystals are, and that will also guide us in terms of treating to remove the crystals. Ve nistagmusu da değer, detaylı değerlendirdiğimizde, e, bu kristallerin hangi kanalı etkilediğine dair de bize e, bilgi veriyor. Her bir e, kanalın kendine ait bir nistagmus paterni var. Biz hangi nistagmus paterni oluşmuşsa o zaman şu kanal etkilenmiştir diyebiliyoruz. So this is this video will be somebody with crystals in the left back canal. The video might be a little glitchy for you. Sometimes it works and sometimes it doesn't where you are. So we'll have a look and see. Um, and hopefully, you'll be able to see the eyes are going to jump and twist, which tells us where the crystals are located. And this practitioner is doing the Dix Hall Pike. Umarım gözleri görebilirsiniz. Burada gözler bir zıplama ve dönme hareketi, twist hareketi yapacak ve bu harekette sol arka kanalda, posterior kanalda bir patoloji olduğunu gösteriyor bize. So here is the delayed onset. Burada geç başlangıcı gördük. Yani biraz aradan sonra başladı. And now the now the eyes are jumping and twisting. Ve gördüğünüz gibi bir ve hafif dönme yapıyor, twist and then from here we would go right into treatment. Ve biz buradan hemen devamında geçiyoruz, there is somebody else going into that test position. Bu da yine test pozisyonunda alındı birisi sağda. And then the crystals are moving, but haven't triggered the vertigo yet. Kristaller harekete başladı ama henüz vertigo tetiklenmedi. Now the eyes are jumping and twisting. At the same time, the person feels the vertigo, the spinning. Şimdi gördüğünüz gibi gözler zıplamaya ve twist etmeye başladı. Aynı zamanda kişi de vertigo'yu yaşamaya başladı. And so this is a right posterior canal problem. Bu bir sağ posterior canal problemi. And in the horizontal canals, the side canals, there's a different test called the roll test. Horizontal kanallar içinde farklı bir test var. Buna roll testi diyoruz. And this provokes side-to-side -side horizontal nystagmus. And so this is a roll test. Ve bu rol testi yapıldığında lateral kanal probleminde gördüğünüz gibi sağdan sola lateral nistagmus oluşuyor. Lateral göz hareketleri oluşuyor. So in the horizontal canal BPPV, the eyes don't jump and twist, but they move side to side. The patient still experiences vertigo when it's happening. Horizontal kanal benim paroksismal vertigosunda göz bebek gözler böyle yukarı aşağı zıplayıp twist hareketi yapmıyor. Sağ sol laterale doğru hareketler yapıyor, nistagmus hareketleri yapıyor. Evet. Um, for treatment, we have different maneuvers, but they are all designed to move the crystals out of the canal and back to the utricle where they belong. Tedavide çeşitli e, teknikler var, manevralar var uyguladığımız ama hepsinde ana amaç e, ee, bulundukları kanaldan bu kristalleri çıkarıp olması gereken yere götürmek bu kristalleri. And we have different techniques for the anterior and posterior canals and other techniques for the horizontal canals. Anterior ve posterior için farklı tekniklerimiz var, horizontal kanal için farklı tekniklerimiz var. So, we would uh, on the course, we will review and learn all these different maneuvers so that we can clear the canals for our patients and get rid of the vertigo. now for for crystals that are stuck, we have different maneuvers because if the crystals are floating, we use maneuvers to float them back where they belong but if the crystals are stuck we have to use a different maneuver here for cupulolithiasis and so once again we should differentiate between the canalithiasis and the cupulolithiasis because it does change our treatment approach Eğer Ama kristaller hareket etmiyorsa, dolaşmıyorsa ve bir yere yapışmışsa kanal içerisinde, işte o zaman daha farklı teknikler kullanmamız lazım, bunları geri yerine götürmek için. O yüzden de e, kristallerin dolaşıyor mu olduğu yoksa bir yerde yapışıp kalmış mı olduğunu ayırt etmemiz baştan önemli. This is one of the more common maneuvers for a posterior canal. It's called the Epley and you can see the particles position A, B, C, and D, the positional changes put the particles back where they belong. So it's a repositioning maneuver. Şimdi bu e, posterior kanal katıcılarında en sık yaptığımız manevralardan birisi Epley manevrası ve burada şekilde e, o siyah noktayla görülen bir partikül, bir kristal ve e, A'dan B'ye, A, B, C, D'de sırayla e, kristalin pozisyona göre nasıl hareket edip en son D'de olması gereken Otrikulus'a yerine geldiğini görüyorsunuz. The research is very good. The maneuvers are highly successful, have no side effects. Although we cannot cure BPPV, it does have a remission. It does have a recurrence rate of about 40 to 50 percent. Yayınlar oldukça fazla ve kanıt düzeyleri de iyi son derece güvenilir yan etkisi olmayan ve efektif tedaviler olduğu gösterilmiş benim paroksismal vertigoda ciddi yan etkileri yok ama tamamen kür sağlamıyor e, rekürens oranları yüzde 40 ila yüzde 50. And so the Epley works for most of the common variants, but not for all. So depending where the crystals are, we have some different maneuvers. They are manevrası e, başta posterior olmak üzere e, çok etkili yani çoğu vakada etkili bir manevra ama bazı vakalarda mesela horizontal kanalda problem varsa gibi etki etmiyor. Onlar için de değişik başarılı e, manevralarımız var. And so the maneuvers that we will learn on the course are here. They all have very high efficacy and they are all evidence based. Öğreteceğimiz manevraların hepsini burada görüyorsunuz ve hepsi Other problems that can affect the vestibular system. There are different things that can cause vertigo. Some are from the brain, strokes. Some strokes can do it. Some neurological conditions, but a lot of it is related to the vestibular system. Vertigo. Es yeah, so sorry, vertigo is being that acute episode. We don't see vertigo from the vestibular system when the problem is more chronic. E, şimdi, vertigo birçok farklı nörolojik problemlerde de ortaya çıkan bir problem ama... Artık patoloji kronikleşmiştir. Vertigo görmüyoruz. Vertigo daha ziyade patoloji akut durumdayken gördüğümüz bir durum. E, bu da işte gördüğünüz gibi serebral vasküler olaylardan MS, e, e, migrene bağ, bağlı olabilir. Birçok nörolojik ve farklı patolojilerde vertigo ortaya çıkıyor. So now we will talk about conditions that leave some residual vestibular impairment and if it's only one side then it could be called a UVL or one of these terms so when the patient has a loss of function on one side that's permanent but normal function on the other then we it is a unilateral vestibular hypofunction or impairment uh, Vestibüler yetersizlik durumları var üzerinde konuşacağımız. Bu vestibüler yetersizlik durumu tek taraflı olursa biz buna unilateral vestibüler lezyon diyoruz. Eğer bir tarafta vestibüler fonksiyon bozulup diğer tarafta normalse ise ona unilateral vestibüler hipofonksiyon diyoruz. This is somebody with a vestibular neuritis. This is a viral infection of the nerve. It's Bir de vestibüler nörit denen bir patoloji var. Bu da ilgili sinirin viral bir enfeksiyondan kaynaklı. Ekranda gördüğünüz gibi çok tipik bir göz hareketi, çok tipik bir nistagmus oluşturuyor ve ciddi baş dönmesi, bulantı ve kusmayla kişiyi oldukça etkileyen bir tablo. Evet. In this case, the eyes are moving quickly to the left, which means that the vestibular neuritis was on the right and the right side being over here where my cursor is. E, burada göz hareketlerinin sola doğru e, gittiğini e, bize göre sağ oluyor. E, sola doğru hızla gittiğini görüyorsunuz. Bu da kişide sağ vestibüler nörit olduğunu gösteriyor. Okay, good. Sorry, just gonna change my pen here. Um okay, good. And so people with the unilateral vestibular loss of function will have problems with gaze stability, blurring with head movement, blurring of the visual field. When they move too quickly, they get dizzy, and then they have balance and postural control problems. Bu unilateral e, vestibüler lezyonlarda e, kişi e, bu gaze stabilites dediğimiz problemi yaşar. Yani başın hızlı hareketlerinde görmesi bulanıklaşır. E, i̇kinci olarak hareket hassastır. Ani hareketlerde bu ortaya çıkar ve e, dengede ve postural kontrolde sıkıntı yaşar kişi. Some people have lost function on both sides, and this is much more difficult for them. Bazen bu vestibüler patolojiler bilateral ortaya çıkabilir. Bu o zaman tabii ki kişi için çok daha zorlayıcı bir durumdur iki taraflı olduğunda. Ee, çok sıklıkla da ilaçlar buna neden olur. Özellikle de e, gentamisin e, veya streptomisin isimli aminoglikozit grubu antibiyotikler. And so they have similar problems, but they are more severe. benzer ama çok daha ciddi düzeyde karşımıza çıkar bu durumda And then there are people who have lost some function on both sides, but not a profound loss. The most common group would simply be an older population who has lost some function because of age. Bir de hem, her iki tarafta da vestibular patolojinin olduğu ama. Ee, farklı iki tarafta farklı düzeyde ve hafif etkilenmenin olduğu e, gruplar var. Bunda da en çok gördüğümüz yaşa bağlı, dejeneratif değişikliklere bağlı her iki kulakta farklı düzeylerde vestibüler etkilenim olması. There are other pathologies that we will talk about on the course um, that can the vestibular system. This is a list of some of them. Yine e, vestibüler sistemi etkileyebilen farklı birçok patoloji var. Bunları da kursta ele alacağız ve burada liste olarak görüyorsunuz. On the course um, uh, Kursta özellikle kontüzyonlara ve e, hafif orta düzeyde e, kafa travmalarına da değineceğiz. And so Here we would call these mild MTBIs or concussions. And we have a lot of evidence that vestibular rehabilitation can help these patients with mild to moderate traumatic brain injuries. hafif orta travmatik beyin yaralanmasına sahip kişilerde vestibüler rehabilitasyonun e, efektif ve e, etkin bir tedavi olduğuna dair de yeterli yayın var bilimsel açıdan. In this study of athletes with concussion, if they did vestibular rehabilitation and treatment of their neck, they were 10 times more likely to return to their sport in eight weeks. <laughs> Burada atletler üzerine yapılan bir çalışma var. Konküzyon geçirmiş, hafif ortozeye, kafa travması geçirmiş atletler üzerine bir çalışma yapılmış. Ve bunlara 8 hafta süreli vestibüler rehabilitasyon yapılmış. Ve vestibüler rehabilitasyon grubunun 8 hafta sonunda spora dönme oranı aşağıda görüyorsunuz yüzdeleri. Yüzde 73 iken bu grupta bir yerinde yüzde 7 de kalmış. Yani çok daha belirgin bir geriye dönüş yapabilmişler spora. So just one example of some of the research uh, showing how uh, um, effective vestibular rehab can be with these patients. Yani vestibüler rehabilitasyonun bu tarz travmatik beyin yaralanması grubunda ne kadar etkili olduğunu göstermek için de bazı çalışmalar koymak istedim buraya. And so these are some of the conditions that will happen after the brain injury something they are sensory integration problems this is one that's very common it's called a visual vestibular mismatch şimdi bu um, travmatik beyin yaralanmaları sonrası hastaların geri bildirimlerini buraya koymuşlar en çok görülen durumda vizual vestibular mismatch yani vizual vestibular uyumsuzluk dediğimiz problem ve bu burada bir sensöryel entegrasyon bozukluğu söz konusu This is another one. Uh, which is quite common. It's called post-trauma vision syndrome. These are people with vision system dysfunctions after head trauma, and we will learn how to assess and implement treatment, usually in collaboration with optometry or ophthalmology. E, yine burada gördüğümüz, trauma sırası, gördüğümüz durumlardan biri de post-trauma vision sendromu. Burada görmeyle ilgili problemler ortaya çıkıyor ve bunların nasıl değerlendirip nasıl ele alacağımızı da detaylı göreceğiz. Ve çoğunlukla burada tedavi oftalmoloji bölümüyle birlikte yürütüyoruz. And thank you. And we also will we also will learn how to assess the neck to see whether the neck is the neck issues, neck injury, neck pain is contributing to sensations of dizziness and imbalance. Yine boyunu da detaylı değerlendireceğiz kursta. Ee, özellikle e, boyun problemlerinin bu diziniz durumuna, vertigo durumuna katkısı ne e, ve nasıl ele almalıyız bunları detaylı göreceğiz. And so it's very important the uh, subjective evaluation. So taking the history from the patient is very important. We'll talk about that on the course. Kişinin and subjektif it, değerlendirilmesi çok önemli, özellikle de anamnez kısmının detaylı olarak alınması çok önemli ve bunu bu kursta göreceğiz. Detaylı anamnez nasıl alacağımızda. And this is a dizziness handicap inventory, which is a way of the patient telling us about their dizziness. We can score it and use it for outcome measurement. It's available in many, many different languages. Bir skorlama sistemi kullanıyoruz burada. Disease Handicap Inventory diye. bir hastaya bazı sorular sorup onların sonucuna göre de bir skor elde ediyoruz ve bunu tedavinin sonunda tekrar yaparak başlangıca göre kıyaslayabiliyoruz. Birçok dilde de bulabilirsiniz bu soru formunu. Um that's what it looks like. I won't spend time here okay and then this is an assessment form that i provide for patients to fill out and so i'll i'll send i'll give you this on the course it would need to be translated but we can do that e, bu da yine benim vestibüler değerlendirmede kullandığım bir soru formu e, hastaya böyle bir çok detaylı soru soran ve hastanın doldurması gereken bir form bunu da kursta vereceğim size and to evaluate the vestibular system objectively vestibular sistemi objektif olarak değerlendirebilmemiz için de az önceki subjektifti şimdi objektif değerlendirme we will do some vision screening e, göz e, görüntülemesi yapmamız gerekiyor screening gözün e, kaydı and in our head trauma concussion patients we will do additional vision problems so look kafa travması hastası konküzyon hastası söz konusuysa da e, bu görme değerlendirmesini çok daha detaylı bir şekilde yapmamız gerekiyor daha detaylı e, değerlendirme yöntemleriyle bakmamız gerekiyor çünkü bunlarda görme çok fazla etkileniyor these are some different types of vision assessments and we will use some interventions like binasal occlusion bno which can oftentimes be very helpful for our patients who have dizziness due to head trauma burada gördüğünüz gibi çeşitli göz değerlendirme ve görme değerlendirme yöntemlerimiz var özellikle binasal vizüel oklüzyon dediğimiz bir eee değerlendirme yöntemi var e, travma hastalarında tercih ettiğimiz ve bize çok bilgi veren bir yöntem. We will test the vestibular ocular reflex. So these are tests, direct tests of the vestibular system function. There is the head thrust test, the DVA, dynamic visual acuity test, and another test called the head shaking test. We will learn all these tests. Burada üç test görüyorsunuz. Head thrust, dinamik güzel e, Acuity test, dva ve e, baş sallama testi. Bunların hepsi vestibüler oküler refleksi değerlendirdiğimiz testler ve bunları da kursta göreceğiz. The head thrust test involves turning the head a little bit quickly to one side to see if the eyes go in the opposite direction that would indicate normal VOR function. Kafa trust testinde başı hızlı bir şekilde bir tarafa çeviriyoruz ve bu esnada göz diğer tarafa gidiyor mu buna bakıyoruz. Eğer göz diğer tarafa gidiyorsa o zaman bu normal ve doğru bir vestibüle oküler refleksi gösterir bize. And the dynamic visual acuity test involves patients looking at eye charts with and without head movement and we can assess how good their vision is when the head is moving. E bu DVA testinde de böyle bir göz çartına bakarken baş hareketleri yapıp baş hareketleriyle görmede bir farklılık oluşuyor mu bunu değerlendiriyoruz. We also will assess whether our patients are bothered or have increased symptoms with quicker head movements and that is called motion sensitivity testing. Bir de hastalarımızın hızlı baş hareketleriyle semptomları provoke oluyor mu buna bakıyoruz. Buna da e, hareket sensititesi test ediyoruz. Um, this is the form that we will use to test, and uh, it's a standardized sequence to uh, get an understanding of which movement patterns are bothering patients and which ones are not. Bu da e, hangi hareketlerin hastayı olumsuz etkileyip etkilemediğini e, kaydettiğimiz bir e, test kağıdımız. And then we will assess balance and gait. And so I'm sure most of you are very good with this but we will learn some how some of our similar patients uh, the types of balance and walking problems gait problems that they'll have. Ve tabii ki denge ve yürüme testleri yapıyoruz. zaten eminim siz hepsine hakimsinizdir ama özellikle vestibüler sistem patolojisi yaşayan kişilere de özellikle dikkat ettiğimiz bazı detaylar var burada. And these are some of the things we look at. In particular, we want to always look at walking with horizontal and vertical head movements with our patients. Yürüme analizinde de bütün bu parametrelere bakıyoruz ama özellikle de horizontal ve vertikal baş çevirme ile birlikteki yürüyüşünü mutlaka değerlendiriyoruz aslında. Um, bu da e, objektif değerlendirme formu benim kullandığım ve bulgularımı not ettiğim. And for treatment We have a variety of different exercises, depending on what the problem is. So not everybody requires all of the exercises. We try to make the exercise program as customized and targeted as possible. Her egzersizi herkesin yapmasına gerek yok. Biz detaylı değerlendirmeler sonrası özellikle tedavi programını tamamen o kişiye özel oluşturmaya çalışıyoruz. This is one of the common exercises. It's called a gaze stability exercise. It helps to give people better, clear vision when their head is moving. Bu da mesela gaze stabilite egzersizi. İnsanların özellikle baş hareketleriyle birlikte görüntülerinin bulanıklaşmaması, net ve berrak kalmasını sağlamaya yönelik egzersizler. These are exercises that we will learn to incorporate eye movement and head movement for better visual vestibular integration. Bu da daha iyi vizüel ve vestibüler entegrasyon için baş hareketleriyle göz hareketlerini koopere ettirecek e, egzersiz grubu. Habituation exercises are used to decrease and resolve motion sensitivity for patients. E, habituasyon egzersizleri kişide hareket hassasiyetini azaltmaya yönelik verdiğimiz egzersizler. And then This is some of the exercises that we will use, and some of the instructions that would be reviewed on the course. And then, of course, balance and walking exercises. And in particular, once again, walking exercises must incorporate head movements. Ve tabii ki denge ve yürüme egzersizleri tekrar burada vurgulamak istiyorum. Yürüme egzersizleri mutlaka baş hareketlerini de çeşitli baş hareketlerini içerecek şekilde verilmeli hastaya. Some and Her zaman fiziksel kondisyonu artırıcı egzersizleri de bunların yanında veriyoruz. Mesela işte yürüme egzersizleri gibi. We have lots This is a Cochrane Systematic Database from 2011 -2015. Bu egzersizlerin e, çoğu son derece etkin tedavi olduklarına dair de yeterli bilimsel verimiz var. Burada gördüğünüz 2011-2015 yıl arasında yapılan çalışmaların bir Cochrane data bazında e, Review edilmiş, yayını, and this is from 2016, a huge review. And this is the same group from 2021, indicating uh, strong evidence that vestibular rehab provides a clear and substantial benefit to these patients with dizziness and vertigo problems. Yine 2016'da dizinizde ve vertigo problemi yaşayan insanlar üzerine yapılan çalışmalar ait çok büyük bir derleme review yapılmış ve bunu yapan ekip 2021'deki ekiple aynı ve son derece efektif olduğu ve güçlü kanıt düzeyi olduğu gösterilmiş vestibüler rehabilitasyon tedavisi. And in the patients with bilateral loss of function, we always we also have good research, very good research that suggests that the exercise programming is beneficial for them. Yine bilateral vestibular dysfonksiyon hastalarında da vestibüler rehabilitasyon egzersizlerinin faydalı ve etkin olduğuna dair e, oldukça güçlü kanıta düzeyine sahip çalışmalar var. Good, and I think that is what I have. Benim bu kadar. And I'm very happy to take some questions. E, and it was kind of a fast presentation, but I wanted to give you a little bit of a flavor of what the course will be like and um, what vestibular rehab is all about. Uh, it's very effective, it's a lot of, uh, it's very interesting, and it's a lot of fun. And the research is very solid. We can help a lot of our patients with dizziness, balance, and vertigo problems. kısa bir sunumda ama kursta neler göreceğimize dair size bir ön fikir oluştursun istedim. Gördüğünüz gibi vestibüler rehabilitasyon son derece eğlen, yapması da eğlenceli, hastaya da çok fayda vereceğiniz ve birçok kişiye olumlu katkıda bulunabileceğiniz, bu problemi yaşayan insanları tedavi edebileceğiniz bir rehabilitasyon yaklaşımı. Eğer sorusu olan varsa da hoca soruları yanıtlamak istiyor. Does anyone have any questions? Yeah, I ask that. I'm waiting for the answers or for the question. Sure, Var yes, mı herhangi bir sorusu olan arkadaşlar mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. I think everything is understood. Yes, I have. <laughs> there are some people in the chat. Are they asking questions or not? Yeah, there is, a question, she, no, there is a question whether she can. She may have the documents that you showed. Um, th yeah. The the assessment and the assessment forms. Yeah, I think yeah, these are well, for the I... course, right? Yeah. So I'll provide that to the course organizers. I'll provide okay. all the documentation, all those things, to the course organizers ahead of time. If dokümanları organizasyon e, yönetimine ile ulatacağım ben e, ve onlar hani e, istedikleri şekilde onu e, verebilirler. Merhabalar, bir şey sorabilir miyim ben? Az önce okay. sesimi açamadım da. Tabii. Ee, benim paroksimal pozisyonel vertigoyla ile e, migren e, ve diğer e, periferal vestibüler fonksiyona bağlı rahatsızlıkların rehabilitasyon açısından e, tedavi süreci değişiyor mu? Yani hani kişiye özel programlar dedik ya. BPV ile diğerleri değişiyor mu diye Diğer periferal diye. vestibüler, ha, aynen diğer periferal vestibüler. Süre hipoporti. olarak mı? Yoksa Yok, süre olarak, değil. Rehabilitasyon olarak. egzersiz e, içeriği olarak. Okay. Um, the um, treatment exercises provided to the patients, um, does it differ from uh, The patients with BPV or the patients with traumatic vestibular problems or other kinds of vestibular problems? Or are for all the patients with vestibular problems, are those the same programs, the same exercises? Mm -hmm. No, very different. Yeah, so in BPPV, um, there are some people that have BPPV and have no vestibular issues, no vestibular impairment. So, for those people, we reposition, we get rid of the crystals, and then we're finished with them. They're back to normal. Yes, I, I agree with you. Yeah. Now, there are some people who have BPPV and vestibular impairment at the same time. And that is not uncommon in head trauma. So, what we have to do there is get rid of the BPPV first, and then they get the exercise programming for the vestibular impairment after. Şimdi şöyle çok farklı yaklaşımlar var. Yani her hasta hı hı. aynı egzersizleri vermiyoruz. Her hastanın durumuna göre değişiyor tedavi programımız. Mesela BPV'yi ele alırsak eğer bazı kişilerde BPV olur, verim paroksimal vertigo olur ama bunlarda vestibüler yetersizlik yoktur. O zaman hı hı. biz sadece kristalleri yerine oturtma manevrası yaparız ve işimiz bitmiştir. Kristaller evet. yerine oturduktan sonra hı hı. hasta zaten iyileşmiştir. Ama bazen de BPV vestibüler yetmezlikle birlikte beraberdir ki özellikle travma sonrası bunu çok sık görüyoruz. Hı -hı. O zaman yine ilk adım biz BPV'nin kristallerini yerine oturturuz hastanın. Sonra Hı -hı. vestibüler yetmezliğe yönelik egzersiz programını veririz. Yani hastaya direkt tedavi Teşekkür ederim. And then for the patients with vestibular their pro their exercise programs are customized specific to their needs. So we assess them, we find out where their problems are, then we create an individualized program for each patient. Ve yine vestibüler yetmezlik patolojilerinde de hani neye bağlı olursa olsun bir her, biz her bir hastayı ayrı değerlendiriyoruz. Onların ihtiyaçlarının ne olduğunu saptıyoruz ve tamamen onların ihtiyaçlarına yönelik onlara özel bir program oluşturuyoruz. Her yetmezlik yetmezlik hastasının da programları birbirinden farklı. Teşekkür ederim. In the chat box there is a question. Um, how did we determine whether the crystals are free floating in the channel or if they are attached to somewhere? Yes. She asked if you can repeat this again, how we differentiate between the two. Of course. So with free-floating crystals, um, okay. So it's a little different depending on the canal. So for the posterior and anterior canals, when you test the when you put the person in the test position, like the dix -Hall Pike, if the crystals are free-floating, there is a delayed onset before the vertigo nystagmus starts, and the duration of the vertigo nystagmus is less than sixty seconds. if the crystals are stuck, you have immediate onset and much longer One and a half to two minutes. Eğer um, kristaller hareketli ise, e, kanalda hari serbest dolaşıyorsa, e, biz bir manevra yapıyorduk ya, hani, dik sol manevrası. Şimdi biz en baştan o kişiye dik sol manevrası yapıyoruz. Eğer vertigo ve nistagmus hemen başlamıyorsa, biraz sonra başlıyorsa ve kısa sürüyorsa, 60 saniyeden kısa sürüyorsa o zaman kristaller serbest dolaşıyor demektir. Eğer manevrayı yaptırır yaptırmaz hemen nistagmus ve vertigo başlıyor ve bir buçuk ila iki dakika yani bir dakikadan daha uzun sürüyorsa o zaman kristaller bir yere yapışmıştır. Bu şekilde ayırıyorduk. In the horizontal canals, those principles are still true. But we also look at the pattern of nystagmus, and that will help us to determine whether they're stuck or free floating. <laughs> and there is another question in the chat box. Mm -hmm. Okay, and um, for BPV, is the question when we do the treatment maneuver and the crystals are in the original place and the patient is treated, mm -hmm. is there any exercises that you give the patients afterwards to do? And the second question is if there is a recurrence, which you said is about 40 50 percent, mm -hmm. are we doing the maneuvers again? Mm -hmm. Right. So, so once, the, once the patient, when you treat the patient, I personally retest them to make sure it's gone. If it is gone, then there are no requirements for any exercises afterwards. So we used to give, we used to give patients restrictions in head movement after a successful treatment, but they have been proven to be not effective. So they're not recommended anymore. Oh, okay. So no exercises for the BPPV, but if the patient has BPPV and other problems, then they would get exercises for the other problems. <laughs> okay. And for the recurrence? Yeah. So yes. If there, if there is, so there are some things that we can do to decrease the recurrence rate and there are some there are some for example vitamin d supplementation those kinds of things but if they get a recurrence then yes the maneuvers you do the maneuvers again you reposition them yes but there is no exercises to reduce the recurrence rate right no there is not no okay ee, Şimdi kristaller yerine, yerine oturduktan sonra diyor ben tekrar test ediyorum diyor. Eğer normalse BPV'de ben manevra yaptım kristalleri yerine oturdum sonra test ettim. Eğer normalse ve olay sadece BPV ise başka hiçbir sorun yoksa herhangi bir egzersiz vermiyorum diyor. Ee, eskiden bu manevra sonrası baş hareketlerini kısıtlayıcı e, bir e, dönem verirlermiş hastaya. işte şu kadar süre şunları yapma diye. Ama bunun bilimsel olarak bir anlamı olmadığı e, ortaya çıkmış. Ve artık bunu vermiyoruz dedi. Baş hareket kısıtlaması yapmıyoruz dedi. Eğer... BPV'ye ek olarak hastada başka vestibüler, problemler varsa o zaman evet onlara yönelik egzersizler veriyormuş. İkinci soruda tekrar etmesi üzerine e, manevrayı yaptınız, tekrar test ettiniz ve normalleşmiş kişi artık bir sorun yok. Ama bir süre sonra rekürense oldu o zaman evet tekrar e, manevrayı yapıyorsunuz dedi. E, rekürense azaltmak için D de vitamini desteklemesi gibi bazı rekürense azaltıcı e, müdahalelerimiz oluyor azaltmaya yönelik. Ben de şey sordum rekürensi azaltmak için bir egzersiz var mı hastanın yapabileceği? Öyle bir egzersiz yokmuş. E, will, will there be any case um, studies in the course? Mm -hmm. Yes. There are, uh, for the introductory course there are eight case studies and for the advanced course there are many case studies. We will look at more complex patients. Uh, and so there are probably 12 case studies in the advanced course. Okay. Ee, şey var, kursa vaka örnekleri olacak mı diye sormuş Ziya. Evet, giriş ilk basamak kursa 8 vaka örneği olacak dedi. Advanced kursta da, ikinci aşama kursta da çok daha fazla ve zor komplike vaka örnekleri olacak. Aşağı yukarı 12 vaka örneği de ikinci kursta olacakmış. And there is another question. Uh, for children who have had head trauma as well, can we do these maneuvers and the testing the same like adults? Depends, yes. The answer is yes. Uh, it depends on the age of the children. So um, you can test any age. But some of the testing requires the, the, the individual to provide feed, verbal feedback and to understand what's happening. So, for very young children under the age of six, five or six, they are a little bit more difficult to assess and treat. But absolutely, we can assess and treat. It's very important that, that the children are not missed because the research shows if you have vestibular problems after head trauma as a child, you will have you Şimdi çocuklarda travma ile ilgili bir soru geldi. Önce şunu söyleyeyim. Çocuklarda travma özdaki problemler özellikle atlanmamalı ve üzerine çok durulmalı dedi. Neden çok önemli? Çünkü bu çocuklar sonraki hayatlarında sadece vestibüler problemlerle baş etmek zorunda kalmıyorlar. Aynı zamanda hareketleri kısıtlanıyor ve aynı zamanda okuma ve yazma ve dolayısıyla akademik başarıları da bu durumdan etkileniyor. O yüzden çocuklar mutlaka önemli ele alınmalı, travma geçiren çocuklar bu açıdan dedi. Çocuklarda da bu uygulamaları kesinlikle yapabiliriz dedi. Tüm testleri yapabiliriz, tüm uygulamaları da yapabiliriz. Ancak dedim bazı testlerde dedi hastanın bize sözel geri bildirim vermesi gerekiyor. i̇şte biz bazı testi yaparken işte şu olursa bize şunu söyle falan diyoruz dedi. O da 5-6 yaş altındaki çocuklarda birazcık bu anlamda kooperasyonda sıkıntı olabiliyor. Ama onun dışında bu testler ve uygulamalar çocuklara yapılabilirmiş. Another question? Yeah, um, he says he, he's a physiotherapist, and he says he has um, many vertical patients, and he treats them also actively. And many patients uh, were also well treated. And he's asked he wonders whether these treatments were permanent or will they will the patients have recurrence after a while. Mm -hmm. So I'm I'm assuming we're talking not about BPPV. Is that correct? E, BPV'den mi bahsediyoruz burada vertigo hastası derken Ziya Bey diye sordu. B vertigo'da BPV'den bahsetmiyoruz galiba dedi. Okay. So the I'm answer is... about the Oh yes, of feedback. course. Yes. E, mikrofonunuzu açabilirsiniz Ziya Bey. BPV hastalarına mı bahsediyorsunuz? Başka tür hastalar mı? E, merhabalar, hem e, BBPV hem de şey e, migrenoz vertigo hastalarım oldu benim aktif olarak. E, belli bir süre vestibüler rehabilitasyon çalıştıktan sonra e, çoğunluğu iyileşti. Tabii iyileşmeyen e, kısım da vardı. Merak ettiğim şey şu, bir süre sonra bu e, tekrar karşılaşacağım bir durum mu yoksa köklü bir şekilde geçmiş bir durum mu? Çünkü e, Hı -hı. belli tamam, bir süre sonra... Ekleyeyim. Ah, and right. if he had bppv patients on, as well as migraine vertigo-like uh, patients mm -hmm. um, so bppv has a recurrence rate of 40 to 50 percent so, so it will recur for other patients who have vestibular impairment they will experience what we would what we call a decompensation so the process by which the brain compensates for the vestibular loss is a dynamic process and can be um, impacted by other variables and factors. And so, oftentimes, people have periods of time where they feel much better, and then they'll have periods of time where the dizziness is worse. This is very com common during the recovery phase and can go on for a long time. Mm -hmm. In vestibular migraines, that's a little different situation. And so if the migraines are being treated effectively, then the vestibular rehab strategies will be more effective. If the migraines are not being treated, then vestibular rehab does not work very well. That's what the research shows. If it's a migraine problem. Okay. Şimdi genel olarak BPPV'de zaten yüzde 40 ila 50 bir rekürans oranı var. Dolayısıyla iki hastanızdan biri uğrayacaktır. Diğer vestibüler yetmezlik durumunda da. Burada bir dekompansasyon söz konusu olduğunda kişi tekrar o diziniz ataklarını yaşar. Yani vestibüler rehabilitasyon sonrası iyileşme süreci, vestibüler yetmezliklerde bir vestibüler kompanzasyonun içinde olduğu dinamik bir süreçtir. Ve dolayısıyla kişinin hayatında bu kompanzasyonu zayıflatan durumlar olduğunda kişiler dönem dönem bu diziniz durumlarını yaşayacaklardır bu da iyileşme sürecinin aslında bir parçasıdır. Vestibüler migrene gelecek olursak o farklı bir antite. Burada migrenin etkin tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer migren etkin bir şekilde tedavi edilmişse vestibüler rehabilitasyonunuz başarılı olur. Ama migren yeterli tedavi edilmez, edilmemişse vestibüler rehabilitasyonda başarısız olacaktır. bilimsel yayınlar bize bunu gösteriyor. Okay, and there was another question. I probably only have time for just one more, unfortunately. Okay. And the question is um, be, when somebody um, is having antidepressant treatment or um drug usage um, mm -hmm. and for the nystagmus and for the um drug addiction business drug addiction and yeah. um, how can we um, evaluate then nystagmus the and um, dizziness and vertigo tests because these have these effect and the drugs and um, antidepressants mm -hmm. may affect the results of the tests yes they they might affect the results of the test absolutely okay. so in if you so one of the ways you can look at it is if you see nystagmus in room light

e, vertigo olmaksızın nistagmus varsa bir kişide o zaman bu vestibüler sistem kaynaklı bir nistagmus değildir. Bu santral sinir sistem sistemi kaynaklı bir nistagmustur. But it is it is that would be a it's a difficult population of people to work with because there are multiple potential causes of dizziness. Tabii bunlar çalışması ve tedavi edilmesi zor bir hasta grubu çünkü burada dizinizin birçok Thank you very much. So I will have to leave, but I want to say once again, thank you for the wonderful translation. That was awesome. fantastic. <laughs> so good. So good. Thank you. Thanks a lot. And Thanks I'm a really lot looking for being forward. here with us. No, it's my pleasure. I, it's I can talk about this all day, but my yeah, daughter okay. is going horseback riding, so I have okay. to get out to the barn. <laughs> Kızımı, uh, kursa götürmem lazım, ata binecek. O And they thank you all, Bernard. Yes, thank you so thank much. You it's been a pleasure. I'm so, yeah, I'm so looking forward to problem. my trip. Yeah, I'm yes. really looking forward to my trip. And I'll be in Istanbul on March the 6th. I can hardly wait. 6 Mart'ta İstanbul'da evet. ol, olacağım. Şimdiden sabırsızlanıyor oraya gelmek ve sizlerle o kursu gerçekleştirmek için dedi. And thank you very much for the great presentation. No problem. Warm up the weather for me, okay? Bu bir ısınma turuydu. <laughs> Kurs çok daha güzel olacak dedi. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bye everybody. Thank you so much. Selamlar. Thank you very much, Bernard. No problem. Thanks a lot. Bye-bye.